24 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amelus salihati ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu hafta Fütuhat-ı Mekke'nin 9. cildi 62. sayfadan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. El-Bâis ismi. El-Bâis. El-Bâis korunmuş levhayı var etmeye yönelir. Korunmuş levha tümel nefs ve tam itidale kavuştuktan sonra düzenlenmiş suretlere kendisinden üflenen ruhtur. Allah bu üfleme vasıtasıyla onlara dilediği suretleri verir. Bu durum dilediği her surette ayetinde belirtilir. El-Bâis harflerden H ile zamir olan H'yi yani Hu var etmeye yönelir. Belirlenmiş menzillerden ise batını var eder. Bir de şunu belirteyim ki bu anlatımlarımızda burayı da aklınızda bulundurun, tefekkür edin. Şimdi bu isimlerle birlikte isimlerin manaları ilk halk oluşta Allah-u Teala bu isimlerle neyi halk etti, neyi var etti bunları anlatırken İbn Arabi Hazretleri her ismin de mertebesi itibariyle dedik ya 28 harf var. Mertebe mertebe çıkan. O isim hangi harfe de karşılık geliyor onu da izah etmektedir. Burada H ismini H harfini ifade etti. Burada verilecek şimdi diğer Allah'ın isimleriyle birlikte harflerle bağlantı kuruyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ayrı bir. Bilmelisin ki bu nefs levh-i mahfuzdur. Yani korunmuş levha. Ve bir sebepten var olan ilk varlıktır. Bir sebepten var olan ilk varlıktır. Levh-i mahfuz. İlk sebep nuru Muhammedi. Hakikati Muhammedi. Hakikati Muhammedi. Sebep ilahi emirden meydana gelen ilk akıldır. Dedik ya Hakikat-ı Muhammedi'nin bir ismi de bir veçheyle ilk akıldır. Evet. Evet, sebep budur diyor, ilk akıldır. Şimdi akıl cihetiyle buradan ele alıyor konuyu. İlk aklın hakka dönük özel bir yönü vardır ve o yönden varlığı kabul etmiştir. O ve alemdeki her varlık böyle bir yöne sahiptir. Varlıkların yaratılmış bir sebepten meydana gelip gelmemesi durumu değiştirmez. Sebeplerin bir kısmı yaratılmışken bir kısmı manevi nispidir. Yaratılmış sebepler herhangi bir yaratılmışın varlığının önceki bir yaratılmışın varlığından önce gelmesine benzer. Bu fiili veya özel bir nispetle olabilir. Bunun böyle olması kaçınılmazdır ve ancak böyle bir öncelik durumunda sebep olabilir. Aksi halde sebep değildir. Bazen bu sonuç yaratılmamış bir şey olabilir. Örnek olarak dua edenin duasına karşılık veririm ayetini verebiliriz. İstek karşılık vermenin gerçekleşme sebebidir. Karşılık veren kim olursa olsun durum böyledir. Onlara Rablerinden hadis yani yeni bir söz geldiğinde ayeti bu hakikatten inmiştir. Rablerinden yeni bir söz, hadis bir söz geldiğinde diye belirtilen ayet bu hakikatten inmiştir. Yani bu emirlerin bir kısmını dilekler meydana getirmiştir. Manevi sebep ise sebepli yönünden edilgen ismiyle sebep yönünden etkin ismiyle ortaya çıkar. Sebepli yönünden edilgen ismi etkiyi ve eseri kabul eden istidadıdır. Çünkü istidat bulunmasaydı bu etki gerçekleşmezdi. Evet, tabii ki o hakikatlerde İstidatlar bulunacak ki etki açığa çıksın. Tabii. Bu istidat imkansızı engellemiş, o da var olmamıştır. Bununla birlikte imkansız varlığı kabul etmese bile varsayımı kabul istidadına sahiptir ve bu varsayımdan sahip olmadığımız bir bilgiyi çıkartabiliriz. Söz konusu şeyin istidadı varsayımı kabule müsait olmasaydı akıl onu varsaymazdı. O halde mümkün varlık yönünü yönelmiştir. Sebep yönünden olan isim fail ismidir. Allah Teala bizim sözümüz der ayette. Bizim sözümüz. Burada sebebi belirtmiştir. Yine ayette onu irade ettiğimizde ayetin devamında hani bizim sözümüz onu irade ettiğimizde ol deriz ve oluverir dediği mevzu.
Burada ise iradeyi ve irade edilen şeyi yönelmeyi ifade etmiştir. Öyleyse bu özellikteki birinin bilen ve var etmek istediği şeye gücü yeten diri olması gerekir. Bütün bunlar ise nisbi manevi istidatlardır. Sebep olan hakikat ise bundan başkadır. Çünkü o illet olmayan var olan bir sebeptir fakat şarttır. Allah Teala ilk akılı kalem olarak yarattığında, aynı zamanda biliyorsunuz ilk akıla kalem de deniliyor. Farklı dedik ya, farklı vecihlerden farklı isimler alabilir yaratılan ilk şey. Burada ilk akıl aynı zamanda kaleme de işaret etmiş oluyor. Allah-u Teala ilk akılı kalem olarak yarattığında hakikatiyle kendisinde yazı yazacağı bir yer istemiştir. Evet, bu kalem, yaratılan kalem yazı yazmak için bir yer istedi tabii kalem. Çünkü kalem yazmak için yaratılan bir şeydir. O zaman yazılacak bir yer, mahal lazım. Çünkü o kalem idi. Bu talepten ise levha ortaya çıktı. İşte levh-i mahfuz dediğimiz kalemin yazdığı mahal, yer. Levh-i mahfuz, korunan levha. Levha ortaya çıktı ki o da nefis idi. Evet, şimdi levh-i mahfuzun diğer bir vecihten nefis olarak ifade edilmesi. İlk yaratılış sıralamasına göre bunu izah edecek. Nefs, kalemin talebinden ortaya çıkan ilk varlıktır. Nefs, kalemin talebinden. Çünkü kalem yazmak için bir mahal istedi. İşte o levha dediğimiz yazılacak mahal, levha, aynı zamanda buna da nefs denmiş oluyor. Akıl tek başına levhayı var etme gücüne sahip değildi. Meseleyi anladık değil mi? Akıl, ilk var olan akıl kalemi halk ediyor. Kalem yazmak için mahal istiyor. İşte levha, buna da nefs diyor. Devam ediyor şimdi, izah ediyor. İstekten dolayı. Tabii. Bu nedenle El-Bâis isminden ve nefsi kendisinden çıkartan özel yönden yardım almıştı. Evet. Akıl kıyamete kadar sahip olduğu bütün bilgileri yazılmış ve düzenlenmiş bir halde levhaya aktarmıştı. Kıyamete kadar sahip olduğu bütün bilgileri, olacak, vuku bulacak her şeyi, bu bilgileri yazılmış ve düzenlenmiş bir halde levhaya aktarmıştı. Bu ise levha ile kalem arasında meydana gelen üçüncü bir varlıktı. Bu aktarım. Aktarım dediği şey üçüncü bir varlık oluyor. Levha var, kalem var, bir de aktarım var. Evet. Kalemden levhaya aktarım. Evet. Ve levhadan sonra var oldu. Aktarım dediği şey. Allah kaleme ilkayı, yani aktarmayı, levhaya ise aktarılanı kabul özelliği verdi. Levhaya aktarılan ve onun öncesinde de kalemin zatında yaratılmış kelimelerin sayısı, evet, kalemin zatında Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kelimelerinin toplamının sayısı 269.200 ayet idi. Allah'ın kaleme verdiği, ilka ettiği bu kelimelerin sayısının toplamı buymuş. 269.200 ayet idi. Bu kıyamet gününe kadar nefsin sebepler vesilesiyle aleme aktaracağı şeylerin sayısıdır. Tamam. Varlıklarda ilahi yönden meydana gelen şeyler ise var olma esnasında gerçekleşir. İlahi cihetten meydana gelen şeyler ise var olma anında vuku bulur, açığa çıkar. Allah'tan başkasının ona dair bilgisi olmadığı gibi onun varlığı Allah'ın bilgisine kalmıştır. Bütün bunlar aklın, Rahman'ın nefesinden, Rabbinin kendisiyle konuşması yönünden elde ettiği şeylerdir. Evet, bütün bunlar aklın, Rahman'ın nefesinden, Rabbinin kendisiyle konuşması yönünden elde ettiği şeylerdir. Bu durum Hz. Musa'nın Rabbi ile konuşmasına benzer. Hz. Musa Rabbi ile 12 bin kelime ile konuşmuş. Her kelimede Allah kendisine Musa diye hitap etmiştir. Akıl için ilahi telakki tarzı tecelli eden ve edilen adına sevgiden kaynaklanan Rahmani tecellidir. Bu makamdan Allah eşler arasına sevgi ve rahmeti yerleştirmiş. Evet, eşler arasındaki bu sevgi, birbirine karşı düşkünlük, rahmet nereden geliyor? Şimdi onun bağlantısını anlatıyor. Bu makamdan Allah eşler arasına sevgi ve rahmeti yerleştirmiş, kocanın karısında dinginlik bulmasını sağlamıştır. Eşi erkeğin kendisinden ve nefsinden yarattı. Nitekim Allah ayette şöyle buyurur: sizin için nefislerinizden zevceler yarattı ki
onlara yönelirsiniz, aranıza sevgi ve merhamet yerleştirdi. Bu konuda ayet vardır buyurur. Yani alamet ve delil vardır. Ayet aynı zamanda delil, alamet anlamlarına da geliyor. Ve devamında ayette düşünenler için buyurulur. Düşünenler onun doğru olduğunu anlar. Bu düşünmenin faydası şudur. İnsan bir kadınla evlendiğinde ve ona karşı dinginlik bulduğunda, o evlilikte o kadına karşı onun yanında olmaktan hoşnut olup bir mutluluk, bir rahatlık, bir dinginlik hissettiğinde Allah aralarına sevgi ve rahmet yerleştirir. Evet, bir kadın ve erkeğin evliliğinde işte Allah-u Teala onların arasına sevgi ve rahmeti yerleştirir ki onlar dinginlik bulurlar. Birbirlerine karşı bir yakınlıkları oluşur. Birbirlerinin yanında bulunmaktan dolayı muhabbetleri oluşur ve bir dinginlik, bir sakinlik, bir hoşnutluk olur. Karı kocanın birlikte bulunmasında. Evet, insan bir kadınla evlendiğinde ve ona karşı dinginlik bulunduğunda Allah aralarına sevgi ve rahmet yerleştirir. Bu durumda Allah'ın o ikisinin bir araya gelmesini istediği anlaşılır. Evet, bu dinginlik karı koca arasında bir ülfet, yakınlaşma olduğunda işte buradan Allah'ın o ikisinin bir araya gelmesini istediği anlaşılır. Birisinin diğerine duyduğu dinginlik kalkıp ortadan kalksa, sevgi kaybolduğunda, evet, karı ya da kocadan birinin diğerine karşı duyduğu o dinginlik, o ülfet, o yakınlık, o muhabbet kalksa ortadan, sevgi kaybolduğunda ise, ki sevgi bu dinginliğin sabit olmasıdır. Eğer sevgi nedir dersen, bu dinginliğin sabit olmasıdır ve bu nedenle yerleşik olduğu için sevgi denilmiştir. Yani meveddet, sabit sevgi ismiyle isimlendirilmiştir. Allah da sevdiği kullarına dönük sevgisinin sabitliği nedeniyle El-Vedud diye isimlendirilmiştir. İşte bu karı koca arasından birinin diğerine karşı bu dinginlik, bu ülfet, muhabbet kalksa karı koca arasındaki rahmet ortadan kalkar. Bu durumda Allah'ın o ikisinin boşanmasını istediği anlaşılır. Bu nedenle kişi bu iş için acele eder ve Allah nezdinde bu makama ulaşmak ister. Nitekim bu iki ciltlik ahkam tefsiri dediğimiz tefsirde mesela bu konular, yani Kur'an-ı Kerim'de bulunan hükümlerle alakalı detaylı İmam Sabuni yazmış olduğu, hazırlamış olduğu bu ahkam tefsirinde detaylı bilgiler vardır. Nitekim boşanmayla alakalı ayetleri açıklarken, izah ederken bu hususu da beyan eder orada. Yani karı koca arasında birinin diğerine karşı bir isteksizliği, hoşnutsuzluğu, artık ondan ona karşı bir muhabbet duymaması, ondan hoşlanmaması, zevk almaması, sevgisinin ona karşı kalmaması artık onun aralarındaki o manevi bağın ortadan kalktığının işaretidir. Bu durum boşanmayı değerlendirirken, yani boşanmanın hak olduğunun ifade edilecek şartları dile getirirken bu şart da orada dile getirilmiştir. Böyle bir hadise varsa artık bu boşanmanın vuku bulmasını mecburen gerektiren bir hadisedir. Çünkü artık arada bir muhabbet kalmamıştır. Ama bu muhabbet kalmamasını iyi tespit etmek lazım. Öfkeyle eşlerin birbirine sinirlenmesi mevzusu değil bu. Yani öfkeyle sinirlenir, bir kızgınlık, sinirlik olur. Bu öfke kalktığında o hadise ortadan kalkar. O hal yine sevgi muhabbet haline döner. Onu iyi ayırt etmek lazım. Onun içindir ki öfke halinde karar verilmez. Önemli kararlar işte açken, susuzken, kafanda farklı hadiseler varken, bir husus hakkında karar vermekle alakalı mevzularda dağınıkken, kafan dağınıkken ciddi bir konuda karar alma, hüküm verme der İbn Arabi Hazretleri. Boşanma da bunların içerisindedir. Boşanma mevzusu da böyle öfkeyle birden hadi boşadım gittin denilecek bir mevzu değildir yani. Aklı selim bir şekilde o öfke kalktıktan sonra düşünülüp şartların oluşmasıyla birlikte ancak karar verilecek bir şeydir. Yeri gelmişken bunu da böyle izah edelim dedik. Devam ediyoruz. Bu nedenle kişi bu iş için acele eder ve Allah nezdinde bu makama ulaşmak ister. İnat eder ve direnç gösterirse, inat eder ve direnç gösterirse ilahi yakınlıktan mahrum kalır. Çünkü ilahi mertebe ısrar ve inatlaşmayı kabul etmez.
inat eder ve direnç gösterirse, yani artık boşanmayı gerektirecek hadise hakikati itibariyle ortaya çıktığı halde inat eder ve direnç gösterirse diyor, mesela kişi, eşler birbirine karşı tamamen soğumuş, hiçbir muhabbet aralarında olmamasına rağmen halen o evliliğin yürütülmesi hususunda inat eder ve direnç gösterirse ilahi yakınlıktan mahrum kalır. Çünkü ilahi mertebe ısrar ve inatlaşmayı kabul etmez. Çünkü burada da hikmetler var. Bunları iyi görmek lazım, anlamak lazım. Ondan sonra evet, belki o boşanma hadisesi vuku bulmaz. Ama o karı koca ondan sonraki ömürleri boyunca birbirlerini yer bitirirler. Birbirlerine nefret halinde bir hayat yaşarlar. Bu doğru bir şey değil tabii ki. Devamlı günah. Tabii bir sürekli günaha da girilmiş olur. Şeriatta sabit hüküm sabittir. Bizim söylediğimizi ise Allah'ın kullarından tefekkür sahipleri anlar. Bunlar derin konulardır. Ancak tefekkür edildiği zaman bu mevzuların hakikati anlaşılır. Allah evliliği onlar için yarattı. Allah aklın zatından bu bilgilerin meydana geliş sebebini ise tecelli yapmıştır ve bunlar ondan alınır. Tecellinin nedeni ise sevgidir. Çünkü sevgi alemin varlık sebebidir. Evet, daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik. Allah-u Teala'nın bütün bu alemi yaratmasının sebebi sevgidir. Allah-u Teala kendinden kendine olan sevgisi, muhabbeti ile işte Nur-u Muhammedi'yi halketti. Hakikati Muhammedi dediğimiz Nur-u Muhammedi, Allah'ın kendinden kendine olan sevgisiyle halkettiği ilk halkolunan varlıktır. Dolayısıyla sevgiden yaratmıştır. Muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Evet, muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Muhabbetsiz nasıl oluyor? Muhabbetsiz muhabbet ne hasıl? Burada şimdi ilk sevgiden, yani kendinden kendine olan sevgisi neticesi Allah-u Teala Nur-u Muhammedi'yi halketmiş. Dolayısıyla alemin yaratılışı sevgiden açığa çıkmıştır. Çünkü sevgi alemin varlık sebebidir. Sema ise onun oluş sebebidir. Bütün bunları sema ve sevgi bahsinde açıklamıştık. Daha önceki derslerde işledik bunu. Nefsin sahip olduğu bilgileri algılayış ve telakki ediş tarzına gelirsek, öncelikle nefs ve sebepten meydana gelen her varlığın sebeplerin değişmesiyle bilgi yolları da değişir. Nefsin bilgi alışı iki tarzda gerçekleşir. Birincisi, bir sebep vesilesiyle meydana gelen varlık özel yönden bilgiyi almış ise ilahi tecelliden almıştır. Onun tecelli edeni bilip bilmemesi durumu değiştirmez. Bilirse Allah'ı bilenlerden olur. Bilmezse inayet ehlinden olur. Fakat kendisine inayet edildiğini bilmez. Yani yardım edildiğini bilmez. Çünkü insanların çoğu bu yönden verilen bilginin durumunu bilmez ve onu anlamaz. Çünkü bu yönden verilen bilgi Allah'ın kendisine ayırdığı ve kendisine seçtiği özel kullarına verilmiştir. Diğer algılama tarzı ise bir sebepten elde edilen bilgidir. Bunun yolları pek çoktur. Çünkü sebepler farklı farklıdır. Aklın kendisine yönelerek nefse izhar ettiği şeylerde sebep olması nerede? Göğün yeryüzüne yönelerek onda ortaya çıkarttığı bitkilerde sebep olması nerede? Gök kendisine yağmurları yağdırır. Yeryüzü onları kabul eder. Feleklerin hareketleri, ulvi alemdeki yıldızların bakışı ve doğanın yardımı, bütün bunlar yeryüzünde ortaya çıkabilecek çiçeğin varlığının nedenidir, sebepler. Bunlar nerede? Aklın sebep olması nerede? Bu nedenle gerçekte sınırlı olsa bile sebeplerin sınırlanamayacağını söyledik. Nefisten alemdeki son unsura kadar, nefs ile son unsur arasında feleklerin ve yıldızların hareketlerinin bir çiçeğin ve yaprağın varlığının ortaya çıkmasında etkisi ve ilahi emir kaynaklı bir hükmü vardır. Her şeyde bunun bir ilahi emir kaynaklı bir hükmü vardır. Hadis sebep bazen onu bilirken bazen bilmez. Sebepler bunun neye hizmet ettiğini bilir de bilmez de. Bunlar bütünüyle zati, yani doğrudan sebeplerdir. Bir kısmı ise cemaate ders öğreten bir hocanın ders aktarması gibi dolaylıdır. Ve onlar dolaylı sebeplerdir. Dolaylı sebep iradeli sebeptir. Bunun dışındakiler ise zatidir. Öyleyse sebepler ile sebepli arasındaki ilişki kesintisizdir.
Çünkü bu ilişki birinin sebep, ötekinin sebepli olmasını koruyan ilişkidir. Allah Teala tümel nefsi akıldan sonra Rahman'ın nefesinden var etti. Tümel nefsi. Bu durum ilahi surete göre yaratılmış insan nefsinde H'nin Hemze'den veya Hemze'nin H'den sonra var olmasına benzer. Öyleyse o Rahman'ın nefesinde tümel nefstir. İnsanın nefesinde ise H zamir ve kinayedir. Bu nefs zamir olması bakımından kendisini var edene döner. Çünkü ona delildir ve delalet ikincide gerçekleşebilir. İkinci ilki talep ederken ilk delalet için ikinciyi aramaz. Bu nedenle peygamber kendini bilen Rabbini bilir buyurdu. İnsan ikincidir. Çünkü o delalet mahallidir. Birinci hakkında ise Allah alemlere muhtaç değildir buyurdu. Böylece Allah'ı delil olmaktan tenzih etmiştir. Onun illet olması caiz olmadığı gibi Allah vardır ve onunla birlikte başka bir şey yoktur ifadesiyle delil ancak ona dönük olabilir. Allah delil olmaktan münezzehtir. Bu mertebede Allah menzillerden batını var etti. Ona cevari ve yavaş hareketli yıldızlar yerleşir. Allah bu nefse iki güç vermiştir. İlmi ve ameli güç. İlmi güç ile suretlerin varlıkları ortaya çıkarken ameli güç ile miktarlar ve ölçüler bilinir. Özel yönden ise kaza ve kader bilgisi meydana gelir. Bütün bunları gerçekleşmezden ancak Allah'ın öğrettiği kimse bilebilir. Vuku bulmadan önce ancak Allah kime bildirirse bu bilgileri o şekil bilebilir. Kaza ve kaderin hükmü zikrettiğimiz yönün dışında bilinmez. Bu kaza ve kader mevzusu zaten idrak edilmesi en çetin meselelerden biridir. İnşallah o konu için ayrıca müstakilen bir tasavvuf sohbetlerini düzenlediğimizde işleyeceğiz. Kaza ve kader mevzusunu idrak edebilmek adına dile gelen oranda ifade etmeye çalışacağız inşallah. Kaza ve kaderi yani kader mevzusunu ne oranda doğru bir şekilde idrak edebilirsek o zaman işte Allah'ı anlamak, idrak etmek ve Allah'ın sistemin işleyişini anlamak, idrak etmek o kadar kolaylaşır. Onun için Resulullah Efendimiz kadere iman, hakiki manada kadere iman etmeyen imanın kamil olmayacağını beyan etmiştir. Çünkü kader mevzusunu iyi idrak edip edildiği zaman ancak o imanda bir kemalat oluşuyor kişide. Bu da tabii anlaşılması çok zor, çetin bir mesele. Mümkün olduğu kadar buradaki işte teknik konuları bu. Her zaman örnek veriyoruz ya, bütün bu hakikatler Allah'ı bilmek, Allah'ın sistemini bilmek adına puzzle'ın ya da işte yapbozun parçaları şeklinde diyoruz. Eğer bu yapbozun parçalarını, her bir parçayı doğru bir şekilde öğrenip de yerlerine yerleştirirsek işte o zaman bize resim çıkacak karşımıza. Bizim amacımız, davamız, gayemiz o resmi görebilmek. Onun için bu parçaları itinayla, dikkatli bir şekilde, sağlam bir şekilde hep yerlerine yerleştirmemiz lazım. Bu kaza ve kader, ayağını sabite, istidat mevzuları, tevhid mevzusu bunlar hep birbiriyle bağlantılı yapbozun ana yapı taşlarından biridir. Tecelliler tabii. Bunları inşallah böyle sohbetlerimizde hep yer yer geldikçe bunları detayla izah etmiş olacağız. Şimdi burada fütühattan devam ettiğimiz için konuyu burada dağıtmayalım. Aynen konuya devam ediyoruz. Kaza ve kaderin hükmü zikrettiğimiz yönün dışında bilinmez. Bu durum miktar ve ölçüleri bilmekten farklıdır. Çünkü onların bilgisi nefs bilgisine dahildir. Bu nefsin alemdeki bütün suretlerle ilişkisi bir derecelenme olmaksızın eşittir. Ancak suretler kendi zatlarında sahip oldukları istidatlarına göre kabul eder ve derecelenme gerçekleşir. Burada ise nefs ile akıl arasında bir derecelenme vardır. Rahman'ın nefesinde ortaya çıkan ilahi kelamdaki ayetleri sana açıklamıştık. Bunlar Yüce Kur'an'da indirilmiş kitaplarda ve gönderilmiş sayfalardaki ayetlerdir. Bu ayetleri bir araya getiren ve bir kısmını diğerlerinden ayıran sureler vardır. Kur'an sureleri böyledir. Onlar ayetleri birleştiren bilinen menzillerdir. Ayetler de kelimeleri bir araya getirir. Evet, ayetler kelimelerden oluşuyor. Sureler ayetlerden oluşuyor. Kelimeler harfleri bir araya getirir. Evet, harflerin bir araya gelmesiyle de işte kelime açığa çıkmış oluyor. Harfler ise manaların zarflarıdır. Bu ayetlerin sureleri bir fazlalık ve eksiklik olmaksızın
10 tanedir. Evet, Kur'an'daki bu ayetlerin yani konu bazlı, açıkladığı konu bazlı olarak 10 şeye ayırmış, tasnif etmiş. Bir kısım asıl suredir. Bu kısım alemde kendi başına var olan her hakikate delil olan ve başkasını taşıyan suredir. İkinci türü ise taşınan suredir. Taşıyan sure, taşınan sure. Bu kendi başına var olmayıp var olmak için bir mahalle ve varlığın kendisinden dolayı ortaya çıktığı bir cevhere muhtaç olan varlığa delil olan ayeti içerir. Bazen bu varlık bir varlık için ayrılmaz özellik olarak gerçekleşirken bazen hakikatinin gereği ölçüsünce dolaylı meydana gelebilir. Üçüncü sure Dehr suresi. Dehr, zaman. Dördüncüsü istiva suresidir. Allah arşa istiva etti mevzusunda belirtildiği gibi. Bunun iki aslı vardır. Birincisi amanın zarf olması, ikincisi arşın zarf olmasıdır. Birincisi manaların zarflığı, ikincisi surelerin zarflığıdır. Beşinci sure Haller suresidir. Haller, halleri anlatır, halleri kapsar. Altıncısı Miktarlar suresidir. Miktar belirtilen sureler. Yedincisi nispetler. Sekizincisi ifade, ibare, hükümler, ima, işaretler ve iki muhatap arasında anlamayı gerçekleştiren şeyler suresidir. Bu kısım alemin konuşması ve her söz sahibinin sözüyle ilgili olan kısımdır. Bunlar Allah'ın Adem'e öğrettiği ilahi isimlerdir. Bu isimlerin bir kısmını melekler bilirken Adem'e bütünü verilmişti. Melekler bu isimlerin bir kısmını bilirken bir kısmını bilmiyordu. Ancak Allah-u Teala Hazreti Adem'e biliyorsunuz talim etti bu isimleri ve meleklerin bilmediği isimleri Adem'e say dediği zaman melekler kendilerinin bilmediğini anlamış oldular. İsimlendirilenlerden ortaya çıkanlar ise meleklerin bilmedikleridir. 9. sure Var olan eserler suresidir. 10. sure Var olanların suresidir. 9 var olan eserler, 10 var olanların suresi. Böylece 10 sınıfta tasnif etmiş oldu. Bunlar ilahi ve kevni edilgenliklerdir. Bu 10 kısım bu ayetleri içerir ve onları keşif yoluyla bilen kişi hakkı ve halkı bilir. Keşif yoluyla bilen. Delalet yoluyla bilen ise yani delil yoluyla, akıl yoluyla, teorik akıl yoluyla, delaletten kasıt o delil getirmek yoluyla bilen ise keşif sahipleri gibi o bilgide kemale eremezler. Evet, ancak bu ayetlerin hakikatine vakıf olup da bu sırları kamilen idrak edebilecek kişi keşif yoluyla bilenlerdir. Allah-u Teala'nın o sahih keşif dediğimiz keşfini açtığı yani Allah'ın bildirdiği keşif yoluyla bildirdiği kişi bu surelerin hakkıyla, kamilen ne anlamlara geldiğini ancak bilebilir. Ama delalet yoluyla yani aklını kullanmak, teorik akıl, eldeki bilgi, beş duyusunu kullanarak bu donelerle bu ayetleri araştıran ve bu ayetlerin anlamlarını sorgulayan, araştıran kişi ise varacağı bir nokta vardır. Oradan öteye geçemez. Keşif sahibinin geçtiği yerlere geçemez. Bunun remiz olduğunu söyleme. Bu anlattıklarımızın remiz, rumuz olduğunu söyleme. Bütün bunlar her akıl sahibinin bilebileceği açık ve seçik ifadelerdir. Akıllı insan bu konuda iyice inceleme yaparsa bütün ayetlerin kadim ve hadisiyle bu surelerde sınırlı olduğunu görür. Tümel nefs ise kendisinden bu surelerin bilgisinin çıktığı şeydir. Çünkü o ilahi kalemin kendisine yazdığı şeylerin mahallidir. Öyleyse tümel nefs kevni bir eş ile nikahlanan ilk varlıktır. Onun aşağısındaki her şey üreme alemindedir. Şimdi ilk varoluşu hem böyle isimlerle hem de mertebe mertebede bir yerde de izah ediyor. Açıyor şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri. O zaman ne dedi tümel nefse? İlk nikahlanan, eş ile nikahlanan yani akıl ile nikahlanan yani akıl ile nefs nikahlandı. Bunların olan çocukları ise işte bu aşağı alemde üremeden açığa çıkan üreme aleminde vuku bulan her şey adeta bunların çocukları mesabesinde. Yani akıl ile tümel nefsten oluşmuş, açığa çıkmış bu alemde cereyan eden her şey de bu şekilde cereyan etmiştir. Akıl onun babası, nefs annesidir. Bu şekilde
düşünürsek, tefekkür edersek mesele biraz daha ifade etmekte kolaylık oluşuyor veya anlamakta kolaylık oluşur. Burada akıl baba, çünkü baba nedir? Etken. Anne nedir? Edilgen. Babada bir etki vardır. Baba etkiyi harekete geçirir ki anne de edilgen. Yani etkiyi kabul etmeye uygun bir mahal demektir anne. Aynı şekilde nefis etkiyi kabul etmeye uygun mahaldir. Akıl etken. Etken etkisini yaptığı zaman anne de, yani edilgen de, nefs de şey açığa çıkıyor. Çocuk dediğimiz ya da oluş açığa çıkmış oluyor. Bunu anla ve Allah'ın haklarında onlar yeniden yaratmadan kuşku içindedir dediği kimselere katılma. Bu mevzuyu iyi anla diyor. O kuşkuda kalma. Onlar kendilerine Rablerinden gelen her yeni sözden yüz çevirenlerdir. Bu kuşku içinde olanlar. Bu konudaki mertebemizde şunu söyledik diyor, bir şiir var. Orayı geçeceğim. Evet, şimdi El-Batın ismine geçtik. El-Batın. El-Batın doğayı ve doğanın meydana getirdiği alemdeki nefisleri var etmeye yönelir. Şimdi hem isim cihetiyle gidiyor, hem akıl nefis mertebesiyle. Şimdi doğaya geçiyor. Yani akıl nefis nikahlandı, evlilik kurdular. İşte bundan oluşan alem, yani doğa açığa çıkışını izah edecek. Bu da hangi isimle bağlantılı? Allah-u Teala'nın El-Batın ismiyle. Şimdi bu meseleyi açacak. El-Batın doğayı ve doğanın meydana getirdiği alemdeki nefisleri var etmeye yönelir. Bunlar dört hakikatle sınırlıdır. Onların birleşme ve ayrışmaları bu isimle ilgilidir. Harflerden ayn harfini var eder. Evet, dedik ya, bir cihetten de hangi harf buna karşılık gelmiş oluyor bu mertebeye? Doğa mertebesine ya da işte El-Batın isminin cereyan ediş mevzusuna ayn harfi karşılık geliyor. Harflerden ayn harfini var eder. Belirlenmiş menzillerden ise Süreyya yıldızı ona aittir. Bilmelisin ki bize göre doğa ilk akla kıyasla üçüncü mertebededir. O dışta var olmaksızın varlığı akledilir bir şeydir. Yaratılmış derken takdir edilmiş olmasını kastetmekteyim. Yaratılmış derken takdir edilmiş olmasını kastetmekteyim. Çünkü yaratma takdir demektir. Bir şeyin takdir edilmiş olması onun yaratılmasını gerektirmez. Şair şöyle der: sen hiç kuşkusuz yarattığını takdir ettin. Bazı insanlar ise yaratır da takdir etmez. Burada şimdi insanlara yaratma izafe ediyor ama Allah'ın yaratmasıyla insanların yaratmasının farkını ortaya koymuş oluyor. Bu dize üçlüdür, dörtlü değildir. Çünkü övgüyü amaçlamıştır. Dördü kınama ve hicvetme amacıyla söylenir. Bir şeyi takdir eden herkes onu var edemez. Teorik alandaki bilgilerde imkansızı varsayma bu ilahi hakikatten ortaya çıkmıştır. Bilgin varlığı mümkün olmayan bir şeyi takdir eder. Bazen ise var olması geçerli bir şeyi takdir eder fakat onu var edemez. Şair şöyle der: bazı insanlar iyiliği sayar fakat onu yapmaz. Sen ise ey hükümdar, bir maslahat görürsen yaparsın onu. Yaratanın iki anlamı vardır. Takdir eden ve var eden. Yaratan iki anlama gelir. Takdir eden ve var eden. Kim yaratmış ise takdir etmiş veya var etmiştir. Allah doğa mertebesini takdir etmiştir. Varlığı olsaydı nefsin aşağısında olurdu. Öyleyse doğa dışta var olsa bile hak tarafından görülür. Bu nedenle onu ayırt etmiş ve mertebesini belirlemiştir. Doğal varlıklar için doğa ilahi isimler gibidir. Doğal varlıklar için doğa ilahi isimler gibidir. Bilinir, akledilir, etkileri ortaya çıkar, meçhul değildir. Genel olarak dışta varlıkları yoktur. Ama tesiri var. Aynı şekilde doğa da kendisine izafe edilen ve kuvvet halinde sahip olduğu duyusal suretleri ortaya çıkartır. Fakat kendisinin dışta varlığı yoktur. Doğanın mertebesi ne kadar garip, etkisi ne kadar büyüktür. Doğa dört hakikatin toplamından ibaret, akledilir bir şeydir. Bu dört hakikatin yaratılmış doğal cisimlerdeki sonuçları ise sıcaklık, kuruluk,
yaşlık ve soğukluk diye isimlendirilir. Evet, işte bu varlık aleminin açığa çıkmasındaki etken olan bu dört unsur: sıcaklık, kuruluk, yaşlık ve soğukluk. Bunlar doğanın kendisi değil, cisimlerdeki etkileridir. Bunlar ilahi nispetler içerisinde bilgi, hayat, irade ve söze benzer. İlahi nispetlerde Allah'a nispet ettiğimiz onun Allah, bilgi, hayat, irade ve söz sahibidir dediğimiz bunlara karşılık gelir. Şimdi onunla bağlantı kuracak. Dışta ise tek bir zat vardır. Hayat sıcaklığa benzerken, hayat sıcaklık karşılığı, bilgi soğukluğa benzer, soğukluk bilgi, irade kuruluğa benzer, söz yaşlığa benzer. Bu nedenle onu yumuşaklık ile niteleyerek ayette ona yumuşak söz söyleyin buyurdu. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala Firavun'a giderken ona tebliğ yapacağı zaman ona yumuşak söz söyle, yumuşak davran dedi. Evet, sözün yaşlıkla bağlantısını bu ayetle de yani çözmüş oluyor, açıklıyor, izah ediyor. Söz yumuşaklığı ve kabalığı, irade ise kuruluğu kabul eder. Evet, söz ya yumuşak olur ya kaba olur. İrade ise kuruluğu kabul eder. İrade kurudur. Yani irade, çünkü irade edilen bir şey var. O irade cereyan edecek. Ne irade edildiyse. Bu da kuruluğu kabul eder. Çünkü Allah ayette şöyle buyurur: niyetlenince Allah'a tevekkül et. Resulullah Efendimiz'e, tabii onun nezdinde bize sesleniyor. Niyetlenince önce diyor mesela istişare et. Aklı selim gördüğün insanlarla bir mesele hakkında karar vereceksen istişare edersin. İstişare ettikten sonra Allah'a tevekkül edersin. Artık niyete girdikten sonra, niyetine girdiysen o işi yapmaya, istişaren neticesinde de olumlu sonuç aldıysan, ondan sonra ne diyor ayette? Niyetlenince Allah'a tevekkül et. Artık niyetlendin, niyete girdin mi Allah'a tevekkül edip neyi yapacaksan dosdoğru yap. İşte onun için irade kuruluk demek oluyor yani. Artık verilen karar doğrultusunda hareket. Hazreti Peygamber ise onun parmaklarının serinliğini buldum ve anladım demiştir. Şimdi burada serinlik ve bilgiyi benzetiyor. Bu nedenle bilgiyi doğada soğukluğa benzettik. Aslında şurada verdiği örneklemeler, bu ilim bir yerde aslında şeye de işaret ediyor. Rüya tabirine de, rüya tabirlerinde şu hakikatler işler. Rüyada görülen nesneler birebir dünyadaki nesnelerin anlamını ihtiva etmez. Onlar hep bir rumuzdur. Bu ilmi bilen insan ancak o rüyada görülen o nesnelerin ya da vuku bulan olayların hakikatinin ne olduğunu bu ilimler vesilesiyle çözer, işte yorum yapar. Rüya yorumu öyle kolay bir iş değil, basit bir iş değil. Onun için rüyanızı ehil olmayan, yorum yapmaya ehil olmayan kişilere anlatmamak gerekir. Velev ki anlatıldı, kişi de ehil değil, salladı. Senin rüyan şuna işaret, buna işaret. İşte onun salladığı cihetten de gelişmelere mahal olur, kendinizi zorda bırakmış olursunuz. O niye öyle oluyor abi? Yani? Çünkü Resulullah Efendimiz sabahleyin her sabah mescide gelen sahabenin rüyalarını dinlerdi. İçlerinden rüya görenler olduğu zaman Resulullah Efendimiz'e anlatırdı. Ya Resulullah, akşam ben böyle böyle gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm. Resulullah Efendimiz de onları tevil ederdi. Yani anlatırdı o rüyanın tevilini yapardı. Yine bir gün Hazreti Ebu Bekir, ya Resulullah müsaade et, bugün de rüya gören kardeşimizin rüyasını ben anlatayım dedi. Ben yorumlayayım dedi. Ben tevil edeyim dedi. Buyur dedi Resulullah Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir tevil etti. Tevil edince bitirince tevilini, yorumunu, döndü Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulullah nasıl dedi, görmüş olduğu rüyayı hakikatiyle anlatabildin mi? Tevil edebildin mi? Yorumada yapabildin mi? Resulullah Efendimiz de dedi ki bir kısmında isabet ettin, bir kısmında etmedin. O zaman dedi ki ya Resulullah, isabet etmediğim kısım neresidir? Söyle de bileyim. Hayır dedi. Çok ısrar etti. İlle söyle. Hayır dedi. Çünkü bu rüya artık tabir edildi. Üzerine bir daha tabir olmaz. O ne şekilde tabir ettiyse de onun gelişimi, açılımı o şekilde olur. Onun için rüyalar aslında mühimdir. Bakın, her rüyada bir işaret vardır ama salik ya da mürit ya da yolcu gördüğü rüyaları ne anlama geldiğini bilmediğinden, ya da rüyalar, çünkü nefsani rüyalar var, şeytani rüyalar var, rahmani rüyalar var, bu rüyanın hangi sınıfa girdiğini bilmediği için kişi rüyaya takılmaması gerekir. Bu hakikate binaen bazı tarikatlar ya da bazı mürşitler
Rüyaya işte bunun için ilk yolun başındakilere ehemmiyet vermemiş. Takılma rüyaya. Rüyayla işte bazı, hatta halk arasında söylenen bir söz de vardır. Rüyayla amel olmaz denilir. Ama tabir çok önemli. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in rüyası. Rüyasında oğlunu boğazladığını, bıçakla kestiğini görüyor. Aynısını yapmaya kalkıyor. Hani onun tabirinin ne olduğunu bilemediği için aynı rüyada gördüğünün Allah-u Teala kendisinden onu beklediğini zannederek aynı şeyi rüyada gördüğünün birebir aynısını yapmaya kalkıyor. Hata yaptı orada mesela. Osman Gazi'nin doğru rüyası. İşte buradan rüyalar, demek istediğimiz şu, rüyalar gerçek hayattaki hadiselerle asla paralellik göstermez. Rüyalardaki o işaretler, o nesneler çok farklı manalara gelir. Bunlar o ilmi bilmekle olacak şeylerdir. Yani rüya ilmi de apayrı bir ilimdir. İşte tabir edildiği zaman da biri olumsuz tabir etse, bilmeden de tabir etse, onun üstüne gerçek tabiri bilen bir insan tabir edemez, etse de bir hükmü yok. Onun için ehline götürmek lazım. Onun için eğer ki ehline biliyorsanız ehline anlatın, ehline bilmiyorsanız hiç kimseye anlatmayın. Allah sonunu hayır etsin diye dua edin, kendinizde kalsın rüya. Evet, devam ediyoruz. Hazreti Peygamber ise onun parmaklarının serinliğini buldum ve anladım demiştir. Bu nedenle bilgiyi doğada soğukluğa benzettik. Mesela aynı zamanda burada bilgiyi doğada soğukluğa benzetti. Onunla bir benzetme yaptı. Rüya ilminde de mesela bilgi süttür. Süt, ilim süttür mesela. Süt içtiğini görürsen seni Allah'tan bir ilim geleceğinin işareti. Bu şekilde tevil edilir. İlim süttür. Süt gören, süt içen, ilim kendisine bir hakikat, bir konuda bir ilmin geleceğini anlamış olsun. Hayat ise sıcaklığa aittir. Çünkü doğal canlıda sıcaklığın bulunması zorunludur. Doğanın verdiği nefisler ise doğal cisimlerde gelişme ve duyu gibi hayatın kendisiyle gerçekleştiği şeylerdir. Bunun dışındaki nefisler doğadan kaynaklanmaz ve onun nedeni başka bir şeydir. Bu akli hayat, yani bilgi hayatıdır. Başka bir ifadeyle bu ilahi nurun ve rahmani nefesin kendisidir. Sonra bilmelisin ki bu varlık hakikatinden nefes diye isimlendirilen şey Rahman'a veya ona benzer ilahi bir isme ait olarak vardır. Bazen bunun zıttını gerektiren başka bir isme ait bir hakikat olabilir ve ondan var olan için nefes gerçekleşmez. O da bir hakikattir, fakat nefesin bir isme izafesi üflemeyi sağlayan özel bir duruma bağlıdır. Üflemeyle ise Allah varlıklardan hissettikleri sıkıntı ve güçlüğü kaldırır. Nefesin bir ismin niteliği olması onun iradesinin gerçekleşmesiyle mümkündür. Nefese bu yönden bakılmazsa nefes sadece hakikati yönünden kendisiyle nitelendiği varlığın hayatı demektir. Bakınız, hayvani nefsin varlığından ölü adını nefes kaldırmaktadır. Nefes alıp verdiği sürece ona ölü denilmez. Ölüm, alışık olunana ülfet nedeniyle istenmeyen bir durumdur. Ölüm bir ayrıştırıcıdır. Bu nedenle insan tarafından nahoş bulunur. Hoş karşılanmaz ölüm. Ölünün yüzü soğuktur derler ya mesela. Halbuki insan bu esnada kiminle karşılaştığına bakarsa, ki Allah'tır, ölen kime gidiyor? Kiminle karşılaştığına bakarsa ki Allah'tır, ölüm hediye haline gelir. İşte bu hakikati idrak eden için, bir mümin için ölüm aslında hediyedir. Rabbine kavuşuyor tabi. Şeb-i Aruz, düğün günü, mutluluk günü. Nefs ismi ona bu müşahadede daha uygun olur. Suretlerin varlığı nefse ait olunca ona ait harf ayn harfi olmuştur. Çünkü doğal suretin doğa bakımından ruhu yoktur ve o ilahi ruhtan doğal suretlere ait bir ruhtur. Bu ismin menzillerinden payı Süreyya'nın varlığıdır. Süreyya 7 yıldızdır. Süreyya yıldızı 7 yıldızdan oluşur diyor. Çünkü doğa 3. mertebededir. Akıl dedi, nefs dedi. 3. mertebeyi ifade ediyor şimdi, burada anlatıyor. Doğa. O ise daha önce zikredildiği gibi 4 hakikattir. Bu da 4 hakikatten oluşuyor dedi doğa. 4 unsur meselesi. Toplamından 4 hakikat, 3. mertebe. Topladı 7 çıktı. 7 ortaya çıkar. Onlardan ise işte Süreyya ortaya çıkar. 7 yıldızdan oluşan Süreyya. Bunlar 7 yıldızdır. Akıl da 3 nispet ve
yöne sahiptir. Ondan ise bazı akılcıların çokluğun ilk akıldan kendisi bir iken çıkmasının nedeni hakkında zikrettiği gibi çokluk var olmuştur. Böylece şartin 3 yıldız olmuş, şartin. Nefs ise bu konuda akıl gibi olmuştur. Böylece batın 3 yıldız olmuştur. Nefs ikinci olduğu için batın 2 şartine göre ikinci mertebede var olmuştur. Doğada ortaya çıkan bu 7'den ise alemde yedililer ortaya çıkar. Bunlar 7 gün. 7 gün yani haftanın günleridir. Muhammed bin Sirin bunu dikkate almıştır. Bir kadın kendisine gelerek Muhammed bin Sirin'e gelerek şöyle demiş. Süreyya'da parlak ayı gördün mü diye sormuş. O da ben bu zamanın bu şehirdeki ayıyım demiştir. Süreyya 7 yıldızdır ve 7 kabirden sonradır. Çünkü Süreyya Sera kelimesinden gelir ki toprağa ait bir isimdir. Böylece 7 gün içinde ölmüştür. Burada çok sırlı detaylı mevzulara da giriyor aslında. Tabii bu buralardan anlayabildiğimiz kısım olduğu gibi anlayamadığımız mevzular da var. Bunun ne kadar garip olduğuna bakınız. Doğa hakkındaki bu ifadelerimi yazarken uyumuştum. Bu konuyu yazarken bir uyku geldi ve uyudum diyor. Rüyamda annemi gördüm. Bakın şimdi ne rüya görecek, rüyayı nasıl hemen yorum yapacak, tabir yapacak İbn Arabi Hazretleri. Rüyamda annemi gördüm. Üzerinde beyaz hoş bir elbise vardı. Eteğini kaldırdım. Annemin eteğini kaldırdım. Cinsel organı göründü bana, ben de baktım. Sonra şöyle dedim. Annemin organına bakmam bana yakışmaz. Hemen onu örttüm. O ise bana gülüyordu. Bu meselede gizlenmesi gereken bir hususu kavradığımı anladım. Bakın şimdi rüyayı şimdi yorumluyor. Bu meselede gizlenmesi gereken bir hususu kavradığımı anladım. Bunun üzerine bu rüyayı görmezden önce açılmış olan o konuyu güzel sözlerle gizledim. Yani Allah-u Teala bana bu mesele hakkında bir takım sırları açtı, örtüleri kaldırdı. Ben onun korunması gerektiğini sözlerle perdeleyerek anlatmam gerektiğini anladım ki bu rüyadan bana çünkü böyle işaret ediliyordu diyor. Ve o güzel sözlerle gizledim. Rüyadaki annem doğaydı. Çünkü doğayla alakalı mevzuyu yazıyordum. O anda uyku geldi uyudum diyor. Yani annem suretinde gözüken aslında doğaydı. Ferç ise yani onun cinsel organı ise gizlenmesi gereken özel yön idi. Onun çünkü nasıl ki avret mahalli ayıptır. İnsan örtmesi gizlemesi gerekir. Dolayısıyla bu doğa hakkındaki bildiğim o gizlenmesi gereken bir özel yön idi diyor. Eteğin kalkması o konunun bu bölümde açıklanmasıydı. İşte o eteğin kalkması ve benim bakmam bu sırrın bana gösterilmesi, açıklanmasıydı. Bu güzel beyaz elbiseyle örtünme ise sonra o beyaz elbiseyi örttüm, eteğini örttüm dediği yer ise konunun güzel söz ve lafızlarla gizlenmesiydi. Ben de böyle yaptım diyor. Sonra bu bölümde doğa hakkında konuşurken bir uyku tuttu beni. Tekrar. Büyük bir atın üzerindeydim. Ve bir su birikintisinin yanına geldim. Zeminde küçük taşlar vardı. Orayı geçmek istedim. Önümde kurşuni renkte bir ata binmiş ve suyu geçen bir adam vardı. Suyun bir yanında taşlarla çukurlaşmış derin bir yer vardı. Fark edilmiyordu. Süvarinin atı bir anda oraya battı ve su kalçalarına ulaşana kadar kendini kurtaramadı. Sonra karşı tarafa ulaşarak kendisini kurtardı. Nereden geçebileceğimi düşündüm. Suyun üzerinde iki yönden basamakları olan ve yürümek üzere bir geçit yapılmıştı. Atın oradan geçmesi mümkün değildi. İnsanlar şaşırmış ve şöyle diyorlardı. At orayı geçemez. Ben ise onlarla konuşmuyordum. At kendisinden istediğimi anladı ve yumuşak bir şekilde tırmandı. Tepeye tırmanınca aşağı inmek istedi, durdu. Ben de hem atın hem kendim hakkında düşme korkusuna kapıldım. Üzerinden indim, önüne geçtim, yularını tuttum, bırakmadım. At da geçerek diğer kenara ulaştı. İnsanlar hayrete düşmüştü. Bazı insanların şöyle dediğini duydum. İman Süreyya'da olsaydı İran'dan adamlar ona ulaşırdı. Yani Süreyya yıldızında olsaydı iman İran'dan adamlar ona ulaşırdı. Ben de şöyle dedim onlara. Bilgi Süreyya'da olsaydı Araplar ona ulaşırdı.
İman taklittir. Evet, iman taklittir. Bilgi ise tahkiki getirir. Bunu da önceki sohbetlerde hep detaylıca incelemiştik. Bilen ile bir bileni taklit eden arasında ne büyük fark vardır? Onlar da doğru söyledi dediler. Öyleyse Arap'ın hem bilgisi hem imanı vardır. İranlılar hakkında ise özel olarak dinde iman sahibi olmakla tanıklık edilmiştir. İman, daha önceki sohbetlerde dile getirdiğimiz gibi, takliden yapılır. Yani bize gelen haber üzerine inandık, iman ettik, kabul ettik deriz. Buna iman deniliyor. Eğer ilim sahibi olup da o inandım, kabul ettim dediğimiz şeylerin hakikatini öğrenirsek, bizde açılırsa, o zaman o hakikate şahit oluyoruz. İşte şahit olduğumuz zaman iman mertebesinden çıkıp, çünkü iman bilinmeyene, sadece duyulana, habere iman edildiği için, burada iman mertebesinden kişi çıkmış oluyor, bilgiyle, artık sabit bir bilgi var. O bilgiyle ne oluyor? İkan haline geçmiş oluyor. İkan, yakin. Yani kamil mümin oluyor. Yani burada keşifle ulaşılıyor. Yani. İkan haline geçmiş oluyor. Dolayısıyla dedik ya, Müslüman olunur, ondan sonra mümin olunur, ondan sonra ihsan sahibi mümin olunur. İşte imandan geçip bilgiyle o imanın kendinde hakikatinin gözükmesi, şahit olmakla birlikte kişi ihsan sahibi mümin olmuş oluyor. Artık o iman mertebesinde değil, imanı aştı. Çünkü o kendisinin elde ettiği sahih bilgiyle şahit oluyor artık o hakikate. Şahit olunca da işte ona ihsan sahibi. Resulullah Efendimiz'e sorulduğunda ihsan nedir deyince, sanki görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. İşte burada ihsan bu, sanki görüyormuşçasına. O bilgi, o sabit, sahih bilgi insana görüyormuşçasına. Ama bu devamlı olacak tabii. Tabii ki. Şimşek gibi olmayacak. Tabii bir de değil, tabii ki bu devamlı olacak, yani yerleşecek, kalacak. Şimdi şimşek gibi olana hal denir. Hal gelir geçer. Evet. Ama o ilim insanda sabitleşirse, oturursa, o zaman buna mertebe denir. Mertebe olduğu zaman kişide artık o bilgi o insanda oturmuştur, sabittir. Her düşündüğü halde, yaptığı işte, fiilde, sözde o bilgiyle hareket eder. Artık o bilgiyle kökleşmiştir o bilgi onda ve o bilginin hakikati kendinde açığa çıkmıştır. O zaman buna mertebe deniliyor. Ama yok, şimşek gibi çakıp giden hadiselere ise hal denilir onlara. O, çünkü bir hal bürür insanı, ama belli bir süre sonra o halden kişi çıkabilir. Ya anlık. Anlık olur. Biraz uzun olabilir. Fark etmez. Haller de değişiyor. Evet. Anlık olduğu gibi günlük haller olur. Haftalık haller olur. Aylık haller olur. Muhittin İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta belirtiyor. Mesela bir gruba gittim. Şu hal üzereydiler ve bunların bu halleri işte atıyorum 3 ay devam etti diyor. Yani o halden ondan sonra o kişi çıkıyor. Gibi. Evet, şimdi devam ediyorum. Kendime döndüm. Bu rüyaya uygun bir şekilde doğa hakkında bu bölümü yazarken buldum kendimi. Bu bölümdeki iki vaka hakkında hayrete düştüm. Bir önceki gördüğü rüya ve bu rüya. Menziller yıldızlarına baktım. Sarfa gibi bir taneye, iki taneye, zira gibi, üç taneye, batın gibi, dörde baktım, cephe, beşe, avva, altıya, dübüran, yediye, süreyya, dokuza, neaim, sekizincinin menziller yıldızlarında varlığını göremedim. Buradan şunu anladım. Sekizincinin yıldızlar arasında bir sureti yoktur. Bakın şimdi nereden nereye bağlantı yapacak. Bu nedenle 8. ayda doğan çocuk ölür. Bütün baktım diyor burada. Bütün 7. mertebeye kadar bunları gördüm. 8.de göremedim. Dolayısıyla buradan bu hükmü çıkarıyor. Buradan şunu anladım ki 8.'nin yıldızlar arasında bir sureti yoktur. Bu nedenle 8. ayda doğan çocuk ölür. 7 aylık doğan çocuk yaşar. Evet. Ama 8 aylıkken doğarsa ölür. Evet. Yaşamaz o çocuk. Veyahut da sakat kalır. Büyük kalıcı bir sakatlığı olur 8. ayda doğanda. Evet, 8. ayda doğan çocuk ölür, yaşamaz veya kendine faydası olmayan bir hasta haline gelir. Çünkü 8. ay çocuğa soğukluk ve kuruluğun hakim olduğu aydır. İşte bu doğa unsurlarından soğukluk ve kuruluğun 8. ayda anne rahmindeki çocuğa hakim olduğu dönem 8. aydır. Soğukluk ve kuruluk. O ise ölümün doğasıdır. Soğukluk ve kuruluk ölümün doğasıdır. İşte bunun için 8. ayda çocuk dünyaya gelirse yaşamıyor, ölüyor. Cevariden ona ait olan keyvandır. O ise soğuk ve kurudur. Evet, doğa unsuruyla alakalı 8. ayda çocuğun neden öldüğünün de izahatını burada yapmış olduk. Bu nedenle 8.'nin menzillerde varlığını göremedim. Bu nedenle
seyyarenin yani feleklere yerleşmediğini ve durağanlaşmadığını gördüm. Bu yıldızlar sürekli hareketlidir. Bazen menzil yıldızlarına uğradığı olur. Bazen onların üzerine veya menzilin sınırına göre altında bulunur. Böyle bir menzil geçilen menzil diye isimlendirilir. Çünkü kendisine yerleşenin istikrarı yoktur ve yüzerken o menzile ulaşmadan önce olduğu gibi yüzmesini sürdürür. Böylelikle isimlendirilen de gözün algısı dikkate alınmıştır. Çünkü onun hareketi gözle ayrıldıktan sonra görülebilir. Bu ölçüyle de menzil diye isimlendirilir. Çünkü o gözün payıdır ve göze baskın gelmiştir. Bilmelisin ki doğanın suretlerdeki bu hükmünün tek bir halde kalması mümkün değildir. Onda durağanlık yoktur. Bu nedenle de unsuri doğal cisimlerde itidal gerçekleşmez. İtidal var olmayan akredilir bir durumdur. Doğa eşit ölçüde dengeyi kabul etseydi ondan bir şeyin meydana gelmesi veya bir suretin ortaya çıkması mümkün olmazdı. Çünkü hep ölçüde şeyler farklılaşması gerekiyor. Doğal suretlerin meydana gelişi unsuri suretlerden sonradır. Onlar da ortaya çıkınca gözükmezler. Doğa her zaman itidal üzeredir. Hatta var etmek üzere bazı hakikatlerin diğerlerine baskın gelmesi gerekir. Böyle olmasaydı bir feleğin hareketi, bir meleğin tesbihi, cennetin yeme, içme ve farklı suretlerle görünme gibi özelliklerle nitelenmesi veya alemde genel olarak nefeslerin başkalaşması mümkün olmazdı. Bütün bunların ilahi bilgideki kaynağı Allah'ın her gün bir işte olmasıdır. O her an bir şendedir ayetinin durumu, açığa çıkışı. Gün birim, zaman şen, iş. Allah'ın o zamandaki işidir. İlahi isimlerde bir dayanağı yok iken doğanın eşyadaki hükmü nasıl dengede olabilir? Böylece doğanın varlığını açıklamış olduk. El-Ahir ismi. El-Ahir son ismi heba cevherini yaratmaya yönelir. Evet, şimdi geçtik dördüncü mertebeye, mertebe mertebe gidiyor. Bu isim ise, Ahir ismi, heba cevherini yaratmaya yöneliyor. Akıl dedik, nefs dedik, doğa dedik, şimdi hebaya geçtik. Cisimlerin suretleri bu cevherde ortaya çıkmıştır. Bu bölümde söz konusu cevhere bileşiklik aleminde neyin benzediği ele alınacaktır. Bu isme ait harf ha menzili. Menzil ise dübürandır. Bilmelisin ki bu cevher dış varlığı bulunmayan doğa gibidir. Onu suret ishar eder. Öyleyse heba dışta varlığı bulunmayan akredilir bir şeydir. Heba varlık mertebelerinin dördüncüsünde yer alır. Nitekim ha harfi de insan nefesinde dördüncü mahreçte yer alır. Ancak harfin kulak tarafından uyulan lafsi bir sureti var iken heba cevherinin böyle bir varlığı yoktur. Ona tahsis edilen bu isim Ali bin Ebu Talip'ten aktarılmıştır. Biz ise ona Anka deriz. Anka. Çünkü o dışta bir varlığı yok iken ismi söylendiğinde duyulur ve akredilir. Gerçekte ise verilen örneklerle anlaşılabilir. Nitekim Hakk'ın Allah göklerin ve yerin nuru olması da hakikatiyle bilinemez. Bunu bize Hak örnekleme yoluyla öğretir ve onun nurunun örneği kandil gibidir der. Böylece Allah kendisine benzettiği lambaya yaraşan bir takım durumlar zikretmiştir. Yine ayette Allah göklerin ve yerin nurudur buyurulur. O ulvi akılların kendisiyle aydınlandığı ışıktır. Bu durum göklerin nuru ifadesinde belirtilir. Aynı zamanda doğal suretler de onunla aydınlanır. Bu ise yerin nuru ifadesiyle belirtilir. Akredilir heba cevheri de verilen bir örnekle öğrenilir. Heba sözü gereği kendisine layık farklı suretleri kabul eden her durumdur. Ve her surette kendi hakikatiyle bulunur. Her sureti kabul eder ama her surette kendi hakikatiyle bulunur. Filozoflar heyula diye isimlendirdikleri heba hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Biz herhangi bir konuda filozof veya başkalarının görüşlerinin nakili değiliz. Biz kendi kitabımıza ve diğer bütün eserlerimize keşfin verisini. Filozoflar çünkü akıl verisiyle hareket eder. Biz akıl verisiyle değil, ilahi keşfin verisiyle hareket ediyoruz diyor. Keşfin verisini ve Hakk'ın yazdırdığı bilgileri ifade ederiz. Sufilerin yöntemi budur. Cüneyd-i Bağdadi, tevhidin ne olduğu sorulunca anlaşılmayan bir sözle cevap vermiş. Anlamadık, cevabı yenile denilince ilkinden daha kapalı başka bir cevap vermiş.
bu cevap ilkinden daha kapalı dediklerinde ise, onu bize yazdır da üzerinde düşünelim dediklerinde, Cüneyt şöyle demiş: bana yazdırılırsa ben de size yazdırırım. Burada Cüneyt verdiği cevapta bir katkısının bulunmadığını söylemiş. Yani bana bu cevap Allah tarafından verdiriliyor demek istiyor. Benim bir dahlimle olan bir şey değil. Ya mevcuda ilahu. Burada Cüneyt verdiği cevapta bir katkısının bulunmadığını söylemiştir. Bu cevap içinde bulunduğu hale göre kendisine aktarılan bilgiydi. Aktarma ve ilka içinde bulunan vakitlerin değişmesiyle değişir. Evet. Çünkü içinde bulunduğu hal durumuyla Allah-u Teala ilka etmiş kalbe. Eğer hal değişirse bu sefer o bilgi de değişecek. İlahi genişliği bilen insan varlıkta hiçbir şeyin tekrarlanmayacağını öğrenir. Evet, varlıkta hiçbir şey tekrarı yoktur. Allah-u Teala bir kez tecelli etti. Tecellinin aynısını ikinci bir kez asla hiçbir varlığa göstermez. Yine Allah-u Teala bir kuluna yaptığı tecellinin aynısını başka bir kuluna da yapmaz. Bu onun ne kadar hazinesinin sonsuz olduğunun delilidir. Evet. Hiçbir zaman. Ben şimdi bir şey söyleyeyim, müsaade edersen. Hak tecelli eleyince kulunda kalmaz takat. Takatın yerini doldurur sahibin hak. İş bu tevhid zirvesinde görülür işler ayan. Herkese Cenab-ı Hak etmedi bunları beyan kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Herkese beyan etmez. Eyvallah. Evet. Kusura bakma. Estağfurullah. Geldi artık, taştı. Cemil deden söyleyeceğim bir şey yok. Taşınca... Şimdi ben de azıcık şey gördüm de ondan söyleyeyim. Eyvallah. Allah. Evet, bu cevap içinde bulunduğu hale göre kendisine aktarılan bilgidir. Aktarma ve ilka içinde bulunan vakitlerin değişmesiyle değişir. İlahi genişliği bilen insan varlıkta hiçbir şeyin tekrarlanmayacağını öğrenir. Sadece suretlerde birbirine benzeyenler vardır. Aynı yoktur, benzeyen vardır. Ve onların varlıktan gitmemiş şeyler olduğu zannedilir. Halbuki bunlar öncekilerin aynı değil, sadece benzerleridir. Bir şeyin benzeri onun aynı değildir. Bilmelisin ki aklın varlığından meydana gelen bu dördüncü akredilir de doğa hükmünü kabul eden hakikat ortaya çıkar. O tüm cisimdir. İşte tüm cisim. Latif, kesif, kirli ve şeffaf şeyleri kabul edicidir ve sonraki bölümde ele alınacaktır. Bu akredilerin mertebesini dördüncü diye sınırladık. Bunun nedeni onun özellikle cismin suretini kabul ettiğini dikkate almamızdır. Hakikatine nispetle ise onun mertebesi dördüncü olmadığı gibi adı da bu değildir. Onun kendisine yaraşır ismi tümel hakikattır. O her hakkın ruhudur. Herhangi bir hak ondan yoksun kalsa hak olmazdı. Bu nedenle peygamber her hakkın bir hakikati vardır buyurmuş ve sınırlayıcı karinelerden yoksun olduğunda ihata anlamı bildiren bir söz kullanmıştır. Bu ise tıpkı bilgi, hayat ve irade kavramları gibi her sözdür. Söz konusu hakikat gerçekte tek bir akredilirdir. Özel bir nispetle özel bir varlık kendisiyle ilişkilendirildiğinde onun için bir isim ortaya çıkar. Bu özel durum hakikati bilinmese bile varlığı bilinen bir zata nispet edilir. Bilinen zatın gerektirdiği şekilde bu özel durum ona nispet edilir. Bu zat kadimlik özelliğiyle nitelenirse kendisi de kadimlik ile nitelenir. Hadislik ile nitelenirse bu durumda hadis diye nitelenir. Gerçekte o şey varlıkla nitelenmez. Çünkü onun dışta hakikati yoktur ve sadece akıldadır. Hadislik özelliğiyle nitelenmez çünkü kadim onunla nitelenmeyi kabul etmez. Kadimin hadislere yer olması da mümkün değildir. O kadim diye de nitelenmez çünkü hadis onunla nitelenir. Hadis ise kadim özelliğiyle nitelenmez. Kadimin hadis olana yerleşmesi de mümkün değildir. Öyleyse o ne kadim ne hadistir. Hadis kendisiyle nitelendiğinde hadis diye isimlendirilirken kadim kendisiyle nitelendiğinde kadim diye isimlendirilir. O ise kadimde gerçek anlamda kadim, hadiste gerçek anlamda hadistir. Çünkü o özü gereği onunla nitelenen bir şeye, her şeye karşılık verir. Bu durum bilgiye benzer. Bilgi ile hem hak hem yaratılmış nitelenir. Hakkın bilgisinin kadim olduğu söylenir. Çünkü onunla nitelenen kadimdir. Hakkın malumları bilmesi başlangıcı olmayan kadim bilgidir. Yaratığın bilgisi için ise hadis denilir. Çünkü onunla nitelenen yoktu, sonra var oldu.
Böyle bir şeyin niteliği de kendisi gibi olmalıdır. Bu niteliğin hükmü kendisinde dışta var olduktan sonra meydana gelmiştir ve dolayısıyla nitelik de kendisi gibi hadistir. Bilgi kendisine göre hakikatini yitirmez. O her zatta kendi hakikatiyle ve kendisi olarak bulunur. Onun nitelenenin kendisinden başka bir dış varlığı yoktur. Öyleyse bilgi aslı üzere akledilirdir. Mevcut değildir. Bunun bir örneği duyuda beyaz şeylerdeki beyazlık, siyahlardaki siyahlıktır. Bu durum renklerde böyledir. Aynı şey şekillerde de geçerlidir. Bütün dörtgenlerde dörtgenlik, bütün dairelerde dairelik, sekizgenlerde sekizgenlik özelliklerini verebiliriz. Şekil özü gereği bütün şekillenenlerde birdir ve hakikati üzere akledilirdir. Duyunun algıladığı ise şekil değil, şekillenendir. Şekil ise akledilirdir. Şekillenen şeklin aynı olsaydı şekillenende bir benzeri ortaya çıkmazdı. Malumdur ki şu şekillenen öteki şekillenenin aynı değildir. İşte bu hakkın ve yarattıkların aynı anda kendileriyle nitelendiği tümel hakikatler için verilen bir örnektir. Bunlar hak için isimler iken yaratıklar için var olan durumlardır ki buna ekvan denilir. Doğal suretlere ait olan bu dördüncü akledilir. Cevheriyle suretleri kabul edicidir ve akledilirliğini sürdürür. Sureti idrak eden ondan başkası değildir. Suret bu akledilirde bil fiil vardır. Öyleyse her varlık suretinin kendisinde ortaya çıktığı şeye göre makul, suretine göre mevcuttur. Bakınız, hak kendisini hangi isim, nitelik ve olumlu özellikle nitelerse yaratıklar da onunla nitelenir. Böyle bir nitelik her nitelenene hakikatinin gereğine göre nispet edilir. Nitelik hakta önce gelmiştir. Çünkü hak varlıkta öncedir. Yaratıkta ise sonra gelir. Çünkü yaratılmış daha sonra var olur. Hakkın hay, alim, güç yetiren, irade eden, konuşan, duyan ve gören diye nitelenen bir zat olduğu söylenir. Yaratılmış insan için de bilen, güç yetiren, konuşan, duyan ve gören bir canlı olduğu söylenir. Bu konuda bir farklılık yoktur. Bilgi, konuşma ve bütün nitelikler akılda aynı gerçeğe sahiptir. Ardından hükümde bu nitelikler arasında bir başkalaşma olduğu inkar edilemez. Çünkü kudretin eseri diğer niteliklerin eserinin etkisinden farklıdır. Aynı şey bütün nitelikler için doğrudur. Hakikat ise birdir. Bir niteliğin hakikati zatı bakımından bir iken tanımı hakka tahsis edilmesi ve yaratıkların onunla nitelenmesi nedeniyle farklılık arz eder. Hakikat tektir, hükümler farklılaşır. Bu hakikat sürekli akledilirdir. Akıl onu inkar edemeyeceği gibi hükmü de ortadan kalkmaz ve her varlıkta ortaya çıkar. Cismin suretini kabul eden anlam bu bölümde anlatılmak istenilen ve zikredilendir ve onun için hazırlanmıştır. Şekli kabul eden cisim ise hebadır. Heba şekli kabul eden cisim. Çünkü o özü gereği şekillenmeyi kabul edicidir. Aziz Allah. Bütün şekiller ondan çıkar. Onda çıkar. Ondan şekilde bir parça bulunmadığı gibi şeklin kendisi de değildir. Unsurlar türeyenler için hebadır ve bu doğal hebadır. Demir ve benzeri şeyler ise kendilerinden yapılan bıçak, kılıç, kudüm, anahtar gibi şeyler için hebadır. Bütün bunlar şekillerin suretleridir. Böyle bir şey sinayi heba diye isimlendirilir. Bunlar akıl sahiplerinin nezdinde dörttür. Asıl ise bütün tüm akıl ve bu bölüme kendisini ayırdığımız şeydir. Biz ona hakikatler hakikatini yani hakikatül hakaiki ekledik. Hakikatler hakikati bu bölümde zikrettiğimiz ve hak ve yaratıklar için genel olan şeydir. Onu Allah ehlinin dışında akılcılardan kimse zikretmemiştir. Fakat Mutezile bu konuya kısmen dikkat çekerek şöyle der. Allah söyleyici olmakla konuşan, bilicik ile bilen, kadirlik ile güç yetirendir. Böyle demelerinin nedeni zatını tenzih etmek üzere hakkın zatına ilave nitelikleri ispatlayan kaçınmalarıdır. Bunun için böyle bir yaklaşım getirmişler ve gerçeğe yaklaşmışlardır. Bütün bunlar yani bu bölüme özgü hükümler El-Ahir ve Ez-Zahir isimlerinden kaynaklanır. O ise Rahman'ın nefesinden kelimelerdir. El-Ahir ismi menzillerden iki dubure yönelir. Onun yıldızları ise 6 tanedir. 6 ilk kamil sayıdır. Öyleyse 6 bütün kamil sayıların köküdür. Alemde altıgen her şeyin bu kemalden bir payı vardır.
arılar bir boşluk kendisine girmesin diye peteklerini altıgen yaparlar. Çünkü arıların evi gibi altıgen bir şekil çok olmasına rağmen gedik kabul etmez ve boşluk doğmaz. Dairesel olan ise öyle değildir. Gedik kabul etmemede başka şeyler de altıgene benzeyebilir. Örnek olarak dörtgeni verebiliriz. Çünkü o daireden uzaktır. Daire cismi kabul eden ilk şekildir. Evet, yaratılan ilk şekil dairedir. Onun bir kısmı diğer kısmının içine girer. Çünkü boşluk daireseldir. Böyle olmasaydı cisim daire olmazdı. Çünkü cisim boşluğu doldurmuştur. Dolayısıyla boşluk dıştan başka bir daireyi kabul etmez. Çünkü cismin doldurduğunun dışında artık bir boşluk yoktur. Bir boşluğu doldurduysa, bir boşluğu doldursaydı altıgen şekilden başkasını kabul etmezdi. Altıgen kemal özelliğiyle nitelenmiştir. Çünkü onun yarısından veya üçte birinden veya altıda birinden ortaya çıkan ve bizzat kendi parçalarından varlık kazanır. Son bölümü biraz hızlı okudum. Ezan okunuyor. Yetişelim diye. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahümme afir li velivalideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yer'ani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani, subhanellezi yer'ani. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.